Günaydın, iyi pazarlar bugün 7 Nisan 2024. Her pazar olduğu gibi Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le bir gerçek ekonomi programıyla daha karşınızdayız. Hocam iyi pazarlar ee, ülkenin Türkiye'nin yüzüne biraz kan geldi, renk geldi, insanlara da biraz moral geldi. Sizde de var mı o moral? Öyle başlayalım isterseniz. O moral var Turan Bey. Çünkü bizim bir sloganımız vardı ve altta bir önerimiz tavsiyemiz vardı. Hı hı. Yani bütün veriler ülkeniz bir yağlı sicime doğru boğazını uzatıyor. Evet Lütfen ülkenizi bari bu seçimde bu ipten alın. Yağlı sicimden alın ülkenizi. Dolayısıyla. Halkın çok bilinçli böyle vay halkımız basiretli yüce ufku gören bu, bu, böyle şeylere girmeyeceğiz böyle bir şey olmuyor çünkü fakat halk bir şekilde biraz sonra konuşuruz şu Hı -hı. ya da bu nedenle bir takım faktörlerin etkisi altında bu sefer kulağını çekti ama zaten programımızda Turan Bey düzenli olarak şunu söylüyorduk yani Türk milleti e, merkezi hükümeti şu ya da bu saikle bir partiye aslında vermemesi gereken bir zamanda verirse enteresan bir şekilde gidiyor bunu yerel seçimlerde <laughs> dengeliyor tokatlıyor kulağını çekiyor diyor ki ha hükümet sende ama belediyeleri senden alıp başkasına veriyorum bu hep yapa gelinen bir şeydir biz bunu sürekli tekrarladık ama bir de şöyle bir e, veri vardı Turan Beyimizde, ya bunları Türk milleti bu AKP yapmıyor. Evet. Herkese bir öyle bunlara yapmıyor. <laughs> bildiğimiz ezberleri Türk halkı konu dinciler olunca hatta daha da somut söyleyelim. Konu Recep Tayyip Erdoğan olunca bu adama taptılar. Firavunlarından vazgeçemiyorlar. Bildiğimiz her şeyi unutturdular bizi. O yüzden evet. de korkuyorduk. Bunu bu seçimde yaparlar mı acaba diye ve yalvarıyorduk. Lütfen bu seçimde de yapın. Ve yaptılar. Ama tam e koyu olmasını beklemiyorduk doğrusunu işte. Güzel oldu hocam. Güzel yaptılar. Zaten bu programda özellikle bunu konuşacağız. İlerleyen bölümlerinde de e, bundan sonra ne olacak ekonomik tablo oraya geçeceğiz. Buyurun e, bey. izniniz buyurun olursa e, bu hani e, sizin sorunuzun programın başı tazeyken, insanlarda evet. insanlara bir dikkat herkese e, güzel bir pazar e, sabahı diliyorum güzel gün ortası güzel iyi akşamlar diliyorum her, her nereden seyrediyorsanız diyelim evet, hocam bize dünyanın hangi köşesinden evet, hani niye yüzünüz gülüyor niye pozitif moralimiz yüksek olmalı derken şimdi esasen şu, bu program boyunca tartışalım ama taze taze şu fotoğraf seyircilerimizin takipçilerimizin zihnine otursun yani biri bir bu seçimde Halk desteği büyük oranda gitti. İki, bunları açmayacağız. Program boyunca konuşuruz. İki, bütün para ve yolsuzluk kaynaklarının omurgasını teşkil eden belediyeler elden gitti. Artık o para kaynaklarını, rant kaynaklarını, o yüzde otuzu makarna bilmem ne e, dağıtarak e, yanında tuttuğu kaynaklarını kaybetti. Üç. İhanet Büyük Orta Doğu Projesi ve benzeri ihanet projeleri için dış mahfillere yetersiz ve kırılgan bir Erdoğan var artık. Mesajı gitti. İhanetlerini bununla birlikte Türkiye üzerinden sürdürme gücünü kaybetmiş olmaları muhtemeldir. Dört, tersine bunu tersine çevirmek için can havliyle daha mürekkebi kurumadan Van'da giriştikleri şey tam da bu kaygıylaydı. Hayır buradayız kontrol bizde sifonu çekmeyin bizi vermeyin bizi feda etmeyin girişimi Van'dan Türk milletinin tüm bileşenlerinin ilk defa Kürttür odur budur demeden millet iradesine sahip çıkmasıyla birlikte geri tepti Davos'un sahte Van minütü Tarihin en evet. gerçek Van müniti olarak Van'dan arşa yükseldi. Bir başka şey Turan Bey tabii ki şu an bir farkındaysanız Ramazan münasebetiyle öteye bere giderek yandaşlarına sürekli bir şeyler konuşmaya çalışıyor. Can havliyle kuyruğu dik tutmaya ve moral vermeye çalışıyor. Nedeni bu. Biz buradayız. Yok olmadık. Hayır. Çünkü an itibariyle gündemi yok. Ezberi bozuldu. Stratejileri yerle yeksan oldu Turan Bey. Önümüzdeki Van'la birlikte ilk aklına gelen çöktü. Ben şimdi nereden yürüyeceğimi düşünürken ötede beri de delikanlıca yiğitçe cümlelerle top döndürmeye çalışıyor. Şu an bütün modeli çökmüş durumda an itibariyle. Ve daha vahimi şu Turan Bey. Devlet Bahçeli daha çok vurarak bakın rey gücü gitti. Devlet Bahçeli silindi. Ama daha çok Erdoğan'a vurarak Erdoğan'dan kadro, kurum, etki alanları genişletmek için fırsat yakaladı. Çünkü Erdoğan ipini çektiğin zaman gidecek bir konumda Devlet Bahçeli'nin şu an kucağında kalmış durumda. Devlet dolayısıyla ne kadar kaos Turan Bey bunu hı hı. üzülerek ve dikkatle söylüyorum ne kadar kaos devlet bahçelinin çetelerinin o kadar mutlu olacağı güçlü olacağı bir konjüktüre girdik bundan da korkmak lazım dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan dışarıdan ihanet odaklarını ortaklıklarını sürdürmek için para bulmak zorundayken içeride hem kendisini hem de milletimizi ortağından ortağının şer projelerinden korumak zorunda olduğu enteresan bir çaresiz bir yolun başına sonun başlangıcına oturmuş bulunuyor. Bunlar yeterince bizim için 22 yıllık bir zulüm imparatorluğunun yıkılışının temel parametreleri bağlamında tabii ki bize pozitif güç veriyor ama bunların hepsi şartlara bağlı. Hepsinin evet. ana muhalefetin, CHP'nin, sivil toplum kesimlerinin, halkın Bundan sonra yapacağım edeceği işlere bağlı. Hocam sıradan bir gün değildi yani hala belki üzerinden bir hafta geçti ee, hala şokunu yaşayanlar var. Yani 21-22 yıllık bir süreç ilk kez böyle bir yenilgi ee, ve bugün itibariyle adını bir kere daha tekrar edelim. AKP bugün Türkiye'de ikinci parti hocam yani ha. CHP ülkenin haritasını kırmızıya boyadı... E, mahallelere kadar aldılar, Ankara, İstanbul süpürdü gitti ve resmen 1 Nisan şakasını halk aslında Recep Tayyip Erdoğan'a yaptı diyebiliyoruz. Peki hocam, yani sadece boş tencere mi iktidarı götürdü? Bunun altında başka sebepler de var mı sizce? Ya, e, Turan Bey çok önemli bir anahtar terim kullandınız. Bu parti hala %20 rey almaması gereken AKP evet. hükümeti bütün şu tarihin en büyük ihanetlerinin ortasında incirde fenersiz yakalanmışken halk açken ekonomi çökmüşken umut hiçbir yerde yokken bile bu halk gitti ona %35 rey verdi. O yüzden programa girerken dedim ki basiret masiret bilmem bunları Hı. geçelim bunları geçelim. O zaman şu dedi vurgunuzdan şu da çıkıyor bir yerde. Bu CHP'ye giden reyler hı hı. hakikaten konjüktürel ve kerhen. Hı. Eğer bu dediğimi CHP'liler duygusallık yaparak e, saçmalama demezlerse bunu pozitif sonuca döndürebiliriz el birliğiyle. Ama bunu kabul etmek lazım. Bu reyler CHP'ye gidecek baş yani denize düşen üzgünüm denize düşen yılana sarılır mantığıyla can havliyle öfkeyle sinirle açlıkla gururu incinmiş olarak bilmem ne elini attı ve doğal olarak biz ne dedik anketler yapılıyor bakın bulunduğunuz vilayette kim AKP'nin dışında kazanacaksa ona verin bu anlamda hakikaten MHP'ye verin ikinci oysa MHP'ye verin kim kaz AKP kazanmasın? Çünkü herkes onun rakibi aslında. Herkes evet. onun rakibi. Dolayısıyla CHP'nin bundan çıkartacağı ilk başlangıç dersi, biraz sonra konuşuruz bunları. CHP diyecek ki, AKP'nin kaybetmesiyle benim de son yıllardaki yerel yönetimler üzerinden sergilediğim bir takım pozitif tutum ve davranışla, bir sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla Helalleşme ile pozitif tutumla e, halkı rencide edecek adayları tümüyle tasfiye etti Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu. Tebrik ederim. Ortalıkta halka konuşuruz bunları. Bu fırsatı kullanalım. Bu vesileyle bizim kapsama alanımıza giren halkla gerçek temasın yollarını arayalım. Bunu demeleri lazım. Haklısınız. Anadolu'ya, Türkiye'ye giden Almancılarla çok konuşuyorum Turan Bey. Bir sürü insan gidip geliyor, görüyorum hı hı. onları. Diyorlar ki hocam sen programlarında halk öldü, bitti, aç kaldı filan diyorsun. Aslında bu doğru değil. Bizim gördüğümüz yerden bu doğru değil. Konuyu halkın aç, susuz kalmış olması izah etmiyor. Seçici olarak pazar yerlerindeki insanların sebziye üşüşmesi, bilmem işte e, kağıt toplayıcıları işte Kısa Donla ortalıkta elleri cebinde üşüyen çocuk. Bunları her ülkeden seçer seçer bulursunuz. Bizim gördüğümüz sokaklarda, AVM'lerde, hayatın içinde, evlerde, arabalarda, yeme içmelerde bu doğrulanmıyor. Belli ki para basmış, basmış, dağıtmış. Basmış, basmış, dağıtmış. O yüzden de Erdoğan dedi ki bu seçim kampanyasında öyle bir çukur yarattık ki verdiğimiz o çukurda kaybolup gidiyor anında. Ha para önce bir zenginlik algısı yarattı. Herkesi bir tüketim ithalat manyağı yaptı. Bir serveti varmış, zenginlik al, yanılsaması yarattı. Sonra millet baktı ki bismillah. Hiçbir şey durmuyor cebimizde. Çok para geliyor, çok para gidiyor. Bulgarlar Edirne'ye akardı Turan Bey. Şimdi alıyor muyuz o haberleri? Yok. Gittiler. Gittiler çünkü Türkiye artık Bulgaristan'dan pahalı. Türkiye Almanya'dan an itibariyle pahalı. Geliri Avrupa'nın dörtte biri kadar fiyatlarının düzeyi Almanya kadar yapılan yanlışların düzeyi bu. Dolayısıyla sadece ekonominin açıklamadığını ben de kabul ederim. Peki başka ne vardır? E Erdoğan'ın sürdürdüğü bu ceberrut şey nihayet insanların sabır taşını çatlatmış gözüküyor. Onurlarına ulaşmış durumda halkın kılık kırk yaparak hesap yapmak zorunda olduğu bir dünyada bu Erdoğan muhtarlarına kadar, kaymakamlarına, valisine kadar, ailesine, sülalesine, akrabasına, haram sarayına kadar şatafatlarından vazgeçmiyorlar. Ve bunları göstermekten de çekinmiyorlar Turan Bey. Bakın evet. Türkiye'de daha yeni açıklandı, siz de duymuşsunuzdur. Dünyada 6 615 dolar milyarderi açıklandı geçen hafta. 615 dolar milyarderi ve bunun 27 tanesi Türkiye'den. Ha diyeceksiniz ki listeye bakınca acaba orada gösterilmeyenler var mı? Bana göre var. Bana göre var. Bu dolar milyarderlerinden bir iki tanesi Erdoğan döneminin ürünü. Birkaç tanesi en fazla 3-4 tanesi. Geri kalanları zaten bildiğimiz haksız düzenin, bildiğimiz tüsiyat bildiğimiz Boğaz çevresinin yalıların kodomanları olarak duruyorlar. Erdoğan bu listeye 2-3 kişi sokmuş. Ama bana göre çeteleri korkudan kendilerini buraya beyan etmemişler. Kurumsal yapılarını açmadıkları için ölçülememiş. Keşfedilememiş. Girmemişler o ölçümlere. E dolayısıyla kibir Habire höst demek, habire el kol uzatmak, habire bağırmak, çağırmak e sanırım bütün bileşenler bir araya gelince etkisi toplam olarak büyük oldu Turan Bey yani. Hocam evet biraz önce dediğiniz nokta önemli yani o tavır mesela bunlar adi bunlar şerefsiz sürekli böyle bir e, liderden biz seçim akşamı mesela bir ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel'in konuşmasını dinledik ki e, yani o konuşmaya tek kelime edebilecek kimse yoktur. Nitekim Ekrem İmamoğlu'nun konuşmaları da. Yani Mansur Yavaş'ın konuşmaları da yani biz kazandık ama kaybedeni yok. Zafer demeyelim buna çünkü zafer düşmana karşı kazanılır gibi. Gerçekten çok etkileyici, tarihe not düşülecek konuşmalar vardı. Siz nasıl buldunuz o seçim gecesi siyasilerin tavırlarını? Gerçekten çok güzel Tuğran Bey. Etkilendim açıkçası. Hı hı. Gerçekten şunu özlemiştik. Yani ben Anadolu'dan feci dindar milliyetçi hele bir de dinle milliyetçiliğin iç iş içe geçtiği en rezil bir kültürden geliyorum. Ee, bu eziklerle ortak dilimim var, geçmişte var. Şimdi fark ediyorum ki şoktan sonra hani e, e, yahu biz bu adamlar taşralı, kuro devlet dilini bilmiyor, insanlık dilini bilmiyor, evrensel dilini bilmiyor. ...varsa yoksa ağlak ağlak... ...kardeşiz, bacıyız... ...Tanrımız, Allah'ımız, Mekke... ...Medine, Kur'an, Hacir-i Resvet... ...bilmem ne... ...dolmuşuz... ...meğer şimdi... ...bu Mansur Yavaş'ın o konuşmasını... ...Ekrem İmamoğlu'nun o konuşmasını... ...Özgür Özel'in o konuşmasını... ...görünce... ...dedim ki yahu... ...bakın bu Kemalist kesim... ...bunu herkes kabul etsin... ...evet halktan koptu... Evet halka bir dayatmada bulundu. Evet kabul edelim Türkiye'yi çok kötü yönettiler ve Türkiye gerçekten dibe vurarak Recep Tayyip Erdoğan'ın mecburen kollarında kendisini buldu. Yine o zaman kerhen bulmuştu Turan Bey. Aynı bugün seçmen nasıl kerhen CHP'ye gittiyse o zaman kerhen Erdoğan'a gitti ve Erdoğan o topu aldı ve sonsuz gole döndürdü. Onun için CHP'de aynı şeyleri yapabilmelidir diye söylüyorum. Ama gördüm ki tamam bunlar böyle ama şimdi bunlar tövbe ettiler. Yanlışlarını gördüler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu sürece katkısı var. Onu da bu anlamda takdir etmek gerekir. Evet. Hatta bu benim ifademle söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı her şey doğruydu. Fakat kendisi yanlıştı. Çünkü kararlarına, haklarına, sahip çıkamadı. E, o son bir yerde devletle ne e, de buluşuyor idiyse orada ortalıktan tüyüyordu. Neyse bıraktı gitti şimdi daha çok konuşmaya gerek yok ama CHP'nin halka dönecek bir dili bulmasında helalleşmesinde, öz eleştiri vermesinde çok büyük emekleri var. O anlamda teşekkür etmeliyiz. E, bunu bir kenara koyduktan sonra bunu özgür özelde üstlenmiş gözüküyor. Tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun şahsı burada çok belirleyici. Ekrem İmamoğlu da o dili çok güzel kullandı. Tabi özgür özel lider olarak ben ona daha çok dikkat verdim doğal olarak. Şimdi tabii ki benim açımdan duygusal şeylere de dokundu. Mesela ben bir eğitimciyim. Evet. Her hafta içimiz, yüreğimiz, ağzımıza gelerek bavulunu toplayıp ülkesini terk eden gençleri anlatıyoruz değil mi? Turan Bey ben bu çocuklara 30 senesini vermiş bir akademisyenim. Ben bu çocukları motive etmek ve ülkeleri için ve kendileri için büyük hedefler teşkil etmesi için kendimi paralamış bir akademisyenim. Şimdi de Erdoğan'ın teröristi olarak yurdunu kaybetmiş bir adamım. Ama Özgür Özel dediği zaman ki bu gençler hiç olmasın bir seçim daha ülkelerinde kalmak üzere bavullarını bir kenara kaldırdılar bekleyecekler dediği zaman ben otur bağladım. Evet. Eğer gençlerimiz kalacaklarsa bir seçim daha görmek için bu büyük bir umuttur. Bu büyük umuttur ve bu umudu hepimizin birlikte güçlendirmemiz lazım. Çünkü ülkenin kurumları göç etti, beyin gücü göç etti, nesli göç etti. Bir yabancının geçen hafta söylediği ve belki her hafta tekrarlamamız gereken ifadesiyle Turan Bey dedi ki Türkiye hikayelerini kaybetti. Bir yabancı yatırımcı hikayesi olmayan bir ülkeye gitmez. Parasını, servetini, sermayesini vermez. Kurumları ayakta görecek, demokrasisi ayakta görecek, hukukun üstünlüğünü ayakta görecek, cıvıl cıvıl bir nesli, donanımlı bir nesli görecek. Türkiye'ye bakınca ufku kap karanlık bir ülkeden başka bir şey görmüyoruz dedi. Bu faiz artırarak, cumhuriyetin varlıklarını bit pazarına indirip satarak Olacak şey değil. Hikaye lazım. Ben bu ülkede niçin pozisyon alacağım? Dünyanın en büyük ekonomik bloğunun dibinde. Uçağa bindiğin zaman iki saatte Düsseldorf'ta, Köln'de, Frankfurt'ta soluğu aldığın bir dünyada. 500 milyonluk nüfusu, 20 trilyon dolar aşan dev ekonomisiyle dibindeyiz. 5 milyon nüfusumuz var şu coğrafya ile kader birliği yaparak ekonomimizi zıplatmak, finans etmek, alıp başını gitmesi için her şey yapmak mümkünken yabancı diyor ki buradan da kopmuşsun, dünyadan da kopmuşsun, hukuktan da kopmuşsun, kuraldan da kopmuş. Ülkemizin hikayesini öldürdüler, hayalini sildiler, resetlediler zihin haritasını milletimizin. Onun için o Özgür Özel'in o cümlesini takip edeceğim yalnız. O konuşmayı ben taahhüt olarak alıyorum. Başka ne dedi? Çok önemli Turan Bey. Her hafta diyorduk ki ey CHP. <laughs> biraz Erdoğan gibi oldu ama. Ey CHP. Yahu anladık siz Cumhuriyeti Kur'an Partisiniz. Anladık siz Devleti Kur'an Partisiniz ama artık değilsiniz oğlum. Devleti ele geçiren ve rejimin partisi olan tek parti diktatörlüğünü kuran Erdoğan hala kışlacı davranmayın. Hala asker gibi konuşmayın. Hala zabıta, inzibat, polis gibi konuşmayın. Ezilenlerin yanına geçin, halkın yanına geçin ve rejimin karşısına geçin. Rejimin karşısına geçin ki cumhuriyeti kurtaralım. Hukuku, demokrasi, laikliği, bilimi, ahlakı, fazileti kurtaralım bu yağmacı sürüsünden. İlk e, ilk defa, ilk defa Özgür Özel dedi ki, evet dedi biz dedi devletin yanından kışlana yanından halkın yanına geçtik dedi ve bunun sonuçlarını aldık bundan sonra da halkımızla yürüyeceğiz dedi ve bir şey daha ilave etti dedi ki siyaset alanımızı söylemimizi ve gündemimizi Recep Tayyip Erdoğan tayin etmeyecek biz tayin edeceğiz ne büyük cümle ne büyük cümle siz onun çizdiği alanda da o zaman Pandoğan mitingini yapacak demek ki anayasaya saygı mitingini bekliyorum ondan o zaman o zaman ondan ahim kararlarının uygulanmaması il nedeniyle oluşan platformlarda kanun hükmünde kararname ile ömrü karartılıp dünyaya kovulmuş olan Türkiye'nin birikimine sahip çıkmasını da o zaman bekliyorum. Gezi davasında sahip çıkıyor. İyi ki de çıkıyor. Çıkmaya devam etmelidir ama başka konularda olmalıdır. Mesela biraz sonra konuşuruz. İsrail'e silah satmayın diye genç çocuklar meydan meydan gösteri yapıyor günlerden. Dün de yaptılar, bugün de yapıyorlar. Ve türbanlı çocuklar hani Erdoğan Erdoğan Nazi ile konuşuyorum. Polisler tarafından postalların altında eziliyor. hemen tutuklanıyor. Şiddete maruz kalıyorlar. Ey Özgür Özel, ey Saadet Partisi'nin lideri, ey Ali Babacan, ey Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener demeyeceğiz. Gitti güle güle. Ait olduğu yere döndü. Ama diğerleri niye o çocukların yanında değil? Hiçbir umurumda değil. Bütün seçim kampanyasını Erdoğan'ı siyonist uşaklığıyla suçlayan ve haklı bir yerden yakalayan Fatih Erbakan adlı meczup niye çocukların yanında değildi? Onlar ezilirken meydanlarda. Onu da bir kenara atıyorum elimle. Umudumuzu madem ki Türkiye'nin birinci partisi olmuş CHP'ye bağladık ve madem Özgür Özel'in beni duygulandıran konuşmasından bahsediyoruz o zaman Özgür Özel o sol duruşuyla o Atatürkçü duruşuyla artık milletimizin yanında olacağız söylemine uygun olarak o gençlerin yanına gitse ve dese ki ben bu gençleri sana yedirmeyeceğim. Bir başörtülü çocuğu kolunun altına alsa, bir başka dindar çocuğu kolunun altına alsa, dese ki bunlar size ne diyor? Diyorlar ki Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin ülkesi olan Türkiye İsrail'e bir şey demiyor. İsrail devletine bir şey demiyor. Halkına bir şey demiyor. Musevilere bir şey demiyor. Saygımız sonsuz. Ama bunlar diyor ki Netanyahu hükümetine ne borcun var ki Ramazan günü garibanları hastane koridorlarında katleden adamlara silah, mühimmat, ekipman gönderiyorsunuz. Peki bizim çocuklarımızı İsrail'de bile bu gösteri yapmak serbestken ey Recep Tayyip Erdoğan bu çocukları Ramazan günü neden polislerinin postalları altına aldırtmışsın? Bunu deme ama bunların içinde olması lazım Turan Bey o içindeki volkanın böyle kaynaması lazım. Bunu hemen algılaması lazım, hissetmesi lazım. Doğal liderlik diye bir şeyden bahsediyoruz Turan Bey. Recep Tayyip Erdoğan o doğal liderdi. Yanlışlarıyla doğrularıyla, saçmalamalarıyla şeyleriyle ama o içtenliği, o doğallığı onu bir yere getirdi. Böyle sokma akıl yedi adım gider. Danışmanları gelecek de efendim diyecek bak bunu kaçırmayalım yani şurada bir topa girmek lazım yani bu iş böyle olmaz. Bu doğal liderlik içten patlamalı bir motor olarak gelmesi olaya hükmettirtmesi lazım. Tabii ki bir şey daha dedi. Kim mazlumsa, kimin hakkı yenilmişse orada o halk kesiminin dinine, diline, ırkına, mezhebine, ideolojisine bakmadan mazlumların yanında önünde yer alacağız bundan sonra dedi. İşte az önce bir sürü anlattım. O zaman KHK'lılar da bekliyor Sayın Özel'i. O zaman o çocuk İsrail'e silah satma diye sokaklarda şimdi polisten dayak yiyen türbanlı çocuklar da bekliyor Özgür Özel'in o sahalara inmesini, bu mücadeleyi. Şimdi e, bu dikkatimi çekti. Bir şey daha dikkatimi çekti izninizle onu da söyleyeyim e, Tuğran Bey. E, Özgür Özel e, muhteşem. Bunun üzerine daha sonraki haftalarda konuşuruz ama bu vesileyle kapağını açalım bu konunun. Özgür Özel dedi ki, bir, e, belediyeleri büyük oranda devraldık. Büyük e, şehirleri devraldık. Şimdi işimiz, gücümüz devraldığımız belediyelerde şeffaflığı sağlamak, denetim timlerini, ekiplerini kurmak, müfettişleri görevlendirmek, ihalelerin şeffaf olmasını sağlamak, e, AKP ile olan e, arka kapıdan sürdürülen işbirliği, üçkağıtçılıklara engel olmak ve kaynakları halkın en kırılgan kesimlerine liyakat ve adalet ilkesi doğrultusunda kullandırmak. Turan Bey bunu sonra açacağım yine. <laughs> Halkımız çaresiz ve dizlerin üzerine Recep Tayyip Erdoğan tarafından çökertilmiş durumda. Böyle bir dönemde bile azgın azınlığını beslemekten vazgeçmedi. Kaynakları halkımıza yönlendirmedi. Şimdi bir de ağır bir istikrar paketi geliyor. Ağır bir zam vergi zulmü geliyor. Faizler artıyor. Kredi kartları kısıtlanıyor. Harcamalar düşürülüyor. Ödenekler kesiliyor. Korkunç bir döneme giriyor Türk halkı. Böyle bir dönemde CHP'li belediyeler zorunlu olmayan, lüzumsuz bütün ihaleleri, bütün yatırımları ötelemeliler. Bütün güçleriyle bu kırılgan döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın ezdiği ortamda dönüp biz buradayız. Biz buradayız. Gücümüz kardeşim bu kadarına yetiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bunu çok iyi yapıyor. Reklamını yapmadan, kameralara tutmadan, ezmeden, onurunu incitmeden uygun modalitelerle, yöntemlerle halkımızın yanında e, yer almaya e, çalışmalılar e, diye düşünüyorum. Hocam elbette bu seçim mağlubiyeti bu kez bakın ne güzel seçim mağlubiyeti diyebiliyoruz Erdoğan için e, yıllar sonra e, çok büyük bir şok oldu. Yani ağır bir şey Erdoğan için ee, aradan geçen bir haftada da aslında bir sessizliğe gömüldü diyebiliriz yani kuyruğu dik tutmaya çalışsa da hala belli ki bir şok yaşıyor Erdoğan'ın sonraki hamleleri ne olacak sizce? Şimdi Turan Bey açıkçası az önce bunun ipuçlarını verdik. Bir kere adam hı hı. E, bir e, halkın desteğini e, artık benim arkamda bir halk fırtınası var. Milletimin iradesi böyledir diyecek şeyini kaybetti. En önemlisi de o halkı daha da uzaklaşacağı bir döneme giriyoruz. Halka ulaşacağı kaynakları yok. Belediyeleri yok ve ağır bir adeta işgal ordusu komutanı gibi ağır bir sömürge programı uygulayacak şimdi. Böyle bir dönemde CHP o belediyeler üzerinden karınca kadarınca elindeki imkanları halka doğru yönlendirecek. Farkında mısınız Turan Bey? Şu an onlarca belediye başkanının odasında hamam, banyo, kurna, bilmem ne, e, bilmem ne, bir belediye jakuziler falan çıkıyor hocam. Bunların Değişik de odalarında bacımın, böyle enteresan şeyleri var yani. Bülbanlı bacımın başkan olduğu yerden jacuziler çıkıyor değil mi Turan Bey? Bir, bir, Sancaktepe galiba baş... bir altı kişilik filan bir de hocam. Turan Bey bunu bir de üniversiteleri Yalnız... rektör olarak atadığı adamlar. Düşünün kayyumları, belediye başkanları, kurumların başına atadıkları bürokratlar, üniversiteleri atadıkları rektörler bu adamlar nasıl bir kıtlıktan geliyorlar? Nasıl bir doyulmaz aç gözlülükten, nasıl bir din iman lafını ağzından düşürmeyen bir ahlaksız pespayelikten geliyorlar ki yaptıkları ilk iş rektörlük odasının belediye başkanı odasının bilmem ne e, müdürünün odasının yanına hemen bir ebeveyn suit'i yaptırıyor. Yatak alıyor, <laughs> banyo yapıyor yap hocam. Neden bunlar evinde yıkanmıyor ben? <laughs> Çok enteresan insanlar bunlar <laughs> ya. <yani. gülüyor> Şimdi böyle bir ortamda tabii ki Erdoğan şunu gördü. Bakın enteresan bir arkadaş hazırlamış. E, bu 2024 e, yerel seçimleriyle ilgili çok güzel bir ekonomik tablo ortaya çıktı. Siz de paylaşabilirsiniz onu. Bakın Turan Bey enteresan. Kazanılan illerin nüfusa oranı olarak bakınca CHP nüfusun %62'sini almış. Erdoğan'da nüfusun 22'si kalmış. Diğerlerini e, DEM Partisi ile MHP'yi zikretmeyeceğim. Çünkü onlar hakikaten zikredilecek bir büyüklüğe sahip değiller aldıkları belediyeler anlamında. Şimdi illerin bankalardaki mevduat oranına bakıyorum. CHP'li belediyeler Türkiye'nin toplam bankalardaki mevduatlarının yüzde 85'ini, Erdoğan 12'sini kontrol ediyor o şehirlerde. İllerin ihracattaki payı CHP'de yüzde 80, AKP'de yüzde on sekiz buçuk düzeyinde. İllerdeki kişi başı geliri CHP'nin ele geçirdiği yerlerde yaklaşık on bin dolar. AKP'nin yöneteceği belediyelerde yaklaşık yedi bin dolar. Kazanılan illerin milli gelir içindeki payı CHP'nin yöneteceği illerde yüzde seksen iki. AKP'nin yöneteceği yerlerde %16. Dolayısıyla Erdoğan demişti ya İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder hı hı. diye. Z demek ki o zaman kaybetmişti. Zaten o panikle ikinci seçimi yaptırttı. Erdoğan İstanbul'da ikinci seçimi hangi panikle yaptırdıysa Turan Bey aslında Van'daki provokasyonu da aynı panikle yaptı. İkisi de elinde patladı. İkisi de elinde patladı ve bir daha da geri döndüremedi. Bunu da döndüremeyecek. Eğer akıllı gidersek bu süreci... Şimdi dolayısıyla e, Turan Bey e, bu be, belediyelere gelenleri dikkat ediyorsunuz. E, teslim etmiyorlar, boşaltmıyorlar. Hı hı. Belediyeleri kişiler içeri sokmuyorlar. ihalelerin belgeleri kaçırılıyor, faturalar kaçırılıyor, kasalar boşaltılıyor. Masa kaygısı, nisa kaygısı değil mi? O odalar boşuna yapılmadı oraya. Hamam var, jacuzzi var, yani enteresan bir, işler dönüyor odalarda hocam. Biz bilmiyoruz. Bir panik havasında her şeyi kaçırma moduna girmişler, bir de para kaçırma modundalar. Tabi bakın Erdoğan'ın, Çin bu, bu yerlerin kaybedilmesi ne anlama geliyor? Birkaç örnek verelim halkımız anlasın. Bilecik Belediyesinde örneğin işe gelmeyen 30 bin TL maaş alan 150 kişi tespit etmiş. Hiç oralara uğramamışlar. Hani Erdoğan geldiğinde Türkiye'de bankamatik memurlardan bahsederdi. Dikalasını yaptı. Tillahını yaptı. Son 75 günde de 150 kişi işe alınmış. Bakın nasıl bir yağma yeri, nasıl bir rey deposu. Bir başka küçük belediyede belediyenin aylık geliri 25 milyon TL. Belediyenin aylık maaş ödemesi 30 milyon TL. Oradaki ne kadar gariban kendine göre aile varsa bir kişi belediye almış. Gördük mü niye yıkılmıyordu o kaleler? Boşver millet batsın. Yeter ki benim reyim gitmesin sen de yolla teyze oğlunu. Sen, onun için hatırlar mısınız sokakta kameralara kadın, türbanlı teyzemiz, bacımız... Memnunuz her şey yolunda muhteşem defolun gidin kıymetini bilin derken oğlu dedi ki anne dediklerin hepsi yalan açız dedi. Ne dedi döndü dedi oğlum sen kendini yaktın dedi. Sen ki bak demek ki o kameralarda halkımız ahlaksızlığını çıkarlarından dolayı ahlaksızlığını sergiliyormuş. Gerçekleri demiyormuş. E şimdi bir başkası Turan Bey keçi öğrende bu Turgut Altınok'tan bahsediliyor. Artık tanıdık bunu. Bir gün yargıçlar onu muhakkak yakasına yapışacak. Deşifre oldu. 30 Mart Cumartesi günü seçime saatler kala belediyeye yüzlerce personel almış Turan Bey. Şimdi tabii ki onlar atılacak yani oradan. ne bileyim bakın AKP'nin seçim kaybettiği belediyelerden gider ayak 400 milyon TL aşan ihaleler yaptığı ortaya çıkıyor. Kimisi bebek hoş geldin bebek projesine 2 milyon TL'ler. Kimisi su böreği alımına 1 2 milyon TL'ler. Kimisi kitapçık alımına buçuk milyon TL'ler. Afyon Dinar Belediyesi'nde mesela enteresan 27 bin nüfuslu şehrin 126 milyon lira borcu var. 27 bin. yani Erdoğan diyor ki Şevki Yılmaz tavsiyesini yapmıştı Turan Bey. Boşaltın. Her yeri boşaltın. Dağıtın. Dağıttığınız için halk sizden vazgeçmesin. Gelirlerse de yönetemesinler. Bu bir işgal hareketidir. Bu adı Allah'lı, peygamberli, ezanlı, Araplı, kıllı, tüylü bildiğin vahşi bir işgal hareketidir. Yeni bir Mustafa Kemal duruşunun Samsun'dan çıkışını gerektiren yeni bir Mustafa Kemal duruşuyla ülkemizi bu dinci vandallıktan geri almamız gerektiğini gösteren efsane verilerdir. Turan Bey şunu söyleyelim. Madem durum bu kadar önemli Erdoğan için o zaman şunu söyleyelim. Turan Bey bu belediyelere böyle kayyum atayarak, belediye başkanlarını görevden alarak, ödemelerini kısıtlayarak, çalışamaz hale düşürerek bunların hepsini yapacak. Yapmayı deneyecek. Ama hı hı. o kadar çoklar ki artık bunu millete de dünyaya da izah edemeyeceği için daha büyük bir proje gerekiyor. Bunları onun için bu çok önemli. Yani evet, bir gece yarısı kar kararname çıkartacak. Bakın bek takip edin. Düne kadar belediyelerin yetkisinde olan işleri kurumları tek tek bu belediyelerden alacak. Gecenin köründe bir kararnamesine bağlı yaptığı tek adam rejimini görüyor musunuz? Bakınız Taksim'deki Gezi Parkı'na yapılacak AVM'yi tuttu. Bir gece böyle bir imzayla vakıflara bağlamak istedi ki belediye de desin ki sen karışamazsın. Belediyenin değil artık orası. Yargı şimdi engelledi. Ekrem İmamoğlu'nun büyük çabasıyla. Bunu birçok yerde yapacak şimdi. Galata Kulesi değil mi? Turistler ziyaret ediyordu, bir gelir elde ediyordu. Kendisi belediyedeyken kendisindeydi. Belediye kaybetti Galata Kulesi'ni de belediyenin elinden tuttu aldı. Şimdi bunlar çoğalacak. Enteresan gelir kaynaklarını bir, bir cümlelik yazıyla senden aldım Belediyelerden aldım, merkezi yönetime verdim. Valiliğin kontrolüne verdim, kaymakamlığın kontrolüne verdim. Kapattım, satışa çıkardım. Hepsini yapacak bunların. Ama e, bütçelerini vermeyecek Turan Bey, zaten vermiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağırıyor, yırtınıyor. Onlarca halk için geliştirdiğimiz proje var. Projelendirdik, planladık, kredilerini bulduk, imzaları attık. Bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını bekliyor ve biz başarılı olmayalım diye izin vermiyor diyor. Bunlar artarak devam edecek. Ama esasını söyleyeyim Turan Bey, bunların hepsi yapacak ama şunu unutmayalım. 15 Temmuz 2015'te seçimleri kaybetti aslında bu adam değil mi? Sonra gitti Türkiye'yi kan gölüne döndürerek o seçimleri tekrar etti, yine kazandı. Devamında 15 Temmuz 2016 meşhur projesi, darbe kal projesi var. Tüm Türkiye'yi çökertmek ve ele geçirtmek için. Niye? Devamında çünkü 2018'deki anayasa referandumunun korku iklimini, altyapısını oradan hazırlayacaktı. Şimdi Van üzerinden bunu denedi. Turan Bey yap bakın bunu herkes dikkatle dinlesin ve bütün sensörlerimizi bunun için açalım. Erdoğan Türkiye'yi muhtemelen Devlet Bahçeli'nin kahpeliği üzerinden. Devlet Bahçeli Van'da olan halk dayanışmasına bir tepki verdi. Turan Bey hatırlıyor musunuz? Dedi ki o sevindiler ya o güldüler hı hı. ya çok yakında göstereceğiz onlara gülmenin ne olduğunu. Bunu kime diyorsun? Gülen kimdi? Meydanları dolduran yüz binler, milyonlar, yurdun her tarafından destek veren halka Devlet Bahçeli gülün gülün sizi ağlatacağım proje yolda dedi. Devlet Bahçeli'nin adamı olarak sarayda hukukçu olmadığı halde hukukçuluk danışmanlığı yapan Mehmet Uçum diye bir militan var. Uçum mu, Kıçım bilmiyorum. Tam soyadını hatırlamadım tam. Adam dedi ki, devlet Van'daki dayanışmanızı Erdoğan karşıtı bu tutumunuzu not etmiştir. Hesabını evet. soracak size. Evet. Dolayısıyla Türkiye muhtemelen yine Kürt kardeşlerimizin ezilmesi, itilmesi, kakılması üzerinden bir iç kutuplaşmayla milliyetçiliğin köpürtülmesi üzerinden bir kaosa sürüklenmek suretiyle. Bir. İki. Büyük ortadoğu projesinde maalesef İran'a doğru savaş gidiyor. Bunu biliyorsunuz. Uzun süreden beri dillendiriyoruz ve artık olay hızlanmış gözüküyor. Türkiye'nin de içine katılacağı bu projeyle Türkiye ya bir ohal ortamına ya da daha kötüsü bir seferberlik ortamına sürüklenmek suretiyle şu seçimin bütün hükmünü Erdoğan sıfırlayacak. Bilmem 4 seneliğine 5 seneliğine belediyeler kanunu da yok anayasa da yok yargı da yok DGM de yok hiçbir şey yok diye maalesef bu bakın bu kayıpları Erdoğan ancak bu düzeyde geçmişte yaptığı gibi bir tepkiyle tersine döndürmeyi düşünecektir. Başka çıkış yolu kalmadı çünkü. Buna odaklanmamız lazım. Peki diyeceksiniz ki böyle bir vahim bir tablo gelecekse buna nasıl dayanacağız? Cevap veriyorum Turan Bey. Vanda nasıl o Kürt'tür bu Laz'dır bu Ermenidir bilmem nedir bilmem nedir demiyorsak bu ülkede Çanakkale Savaşı'nı veren Kurtuluş Savaşı'nı veren bu topraklar üzerinde askerlik yapan vergi veren herkes yeterince vatanseverdir ve bu toprakların çocuklarıdır. Birbirimizi seveceğiz, dayanışacağız, birbirimizin hak ve hukukuna amasız fakasız anında sahip çıkacağız, kol kola geleceğiz, omuz omuza vereceğiz. Devlet Bahçeli'nin de Erdoğan'ın şeytanlarının da bu araya girip bizi bölmesine izin vermeyerek bu ihanet projelerini hakim bırakacağız. Başka çare yok. Tabii ki tahmin edersiniz Erbakan'ın oğluna kin kusuyor şu an Fatih Erbakan'a. Enteresan o Fatih Erbakan adlı Meczup Turan Bey. Cumhurbaşkanı yaptığı adamı yerel seçimlerde siyonizmin uşağı olmakla suçluyor. Bakın Çarkkurnaz'ına bakar mısınız? Erdoğan Cumhurbaşkanı olmadan da kimin çocuğu olduğu belli değil miydi? Bilmiyor muydun onu? Baban söylemiyor muydu? Necmettin Erbakan Erdoğan'la ilgili ne diyerek öldü? Neler söyleyerek öldü? Peki madem sen Siyonizmin çocuğu olarak Erdoğan'ı değerlendiriyorsun ki öyle kabak gibi ortaya çıktı. Peki niye Cumhurbaşkanı yaptırttın? Bu da böyle bir iki yüzlü adam. Ama Erdoğan onu yok edecek. Bütün pozisyonunu alıyor da bir korkusu var. Erdoğan çünkü e, yeniden Refah Partisi'nin küçük tabanı e, yurdum insan işte çarşaflı, sakallı, türbanlı bilmem ne. Bunlar sokakta iner de, bunlar Erdoğan'ın polislerin ayakları altında görüntülenirse Erdoğan bu topu döndüremez. Ondan korkuyor. Ama ilk fırsatta Fatih Erbakan'ı e, gömecek. E, bunun ortamını arayacak artık. Ona karşı böyle bir kini var. Biz onu tanıyoruz. Bir başka hususta şunu da söyleyelim ve bu bahsi kapatayım o anlamda <laughs> Turan Bey. Şimdi van'ı konuştuk, van'ı yeterince anladık. Van'la ilgili vizyonumuzu oluşturduk. İkinci bir husus vardı Turan Bey. Van için Türkiye'ye kalkarken aynı günlerde Kayseri'de biliyorsunuz Ahim kararı ile ilgili bir durum vardı. Yalçın Kaya biliyorsunuz bir yal öğretmen Yalçın Kaya vardı. Yalçın Kaya e öğretmenlikten ihraç edilmiş, cezalandırılmıştı. Ee, Yalçın Kaya'yı bir komşusu bir komşusu arayıp ihbar etmiş bu FETÖ'cü teröristtir diye. Demişler ki nedir delilin? Delilim melilim yok kapısında bir gazete gördüm demiş. Sonra bu adamla araştırmışlar 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 ve bu Yalçın Kaya ile ilgili hiçbir suç bulak bulamamışlar. Yani... Ve demişler buna rağmen bu zulmü yapınca adam Ahim'e gitmiş. İşte Ahim'den bu karar geldi. Dedi ki Ahim yüz binlere Yalçınkaya'ya yaptığınız zulmü yaptınız. O gizli tanık mahkemeye geldi Kayseri'de Turan Bey. Dedi ki tanım Ahmet'le vallahi o günler hatırlamıyorum tam da hatırlamıyorum. Devletimize sahip çıkma motivasyonuyla aradım dedim ki bunun da kapısında bir zaman gazetesi mi ne görmüştüm bu da tutuklanabilir diye. Ben bunların olacağını tahmin etmedim ona. Şimdi böyle bir yerde, böyle bir yerde yüz binlerin hukuku ayaklar altına alınmış. İşimizden, aşımızdan, yerimizden, yurdumuzdan, kariyerimizden, emekliliğimizden edilmişiz. Ve bu olay için barolardan bir avukat yoktu. Baroların bir açıklaması yoktu. Baroverlar Birliği'nin bir açıklaması yoktu. CHP'den bir vekil yoktu. Saadet Partisi'nden kimse yoktu. Ahmet Davutoğlu yoktu. Ali Babacan yoktu. CHP yoktu. Kimseler yoktu. Halbuki Türkiye Hukuk devletini buradan toprağa gömdü Turan Bey. Buna sahip çıkmadan sahip çıkabileceğiniz başka hiçbir şey yoktu. Burada da o güçlü dayanışmayı yapma. Anayasayı sana yırttırtmayız. Deldirtmeyiz. Hukukun üstünlüğünü sana yedirtmeyiz demen lazım. Tam da yeriydi. Tam da zamanıydı ve orada yoktular maalesef. Bunu da söyleyelim. Bakın Cübbeli Ahmet ne dedi? Seçimden sonra her yere FETÖ operasyonu yapılacak. Cübbeli Ahmet'i ömür boyu programlarına taşıyıp popüler yapan bir gazeteci adam var. Kimdi? Fatih Altaylı. Kalktı Fatih Altaylı da aynı cümleyi kurdu. Dedi ki her yer FETÖ'cü dolu dedi. Buraların hepsini ha demek ki devletin aparatları başlamış çalışmaya. Demek ki önümüzdeki günlerde Özgür Özel'in de kapısı çalınabilir FETÖ'cü diye. Hiç aklının ucundan gelmeyenlerin de kapısı çalır önümüzdeki günlerde. Lütfen o günü beklemeden Erdoğan zulmünden şu FETÖ lafını alalım. Çünkü oradan hepinize yürümeye karar vermiş durumda. Ve devlete çalışan dinci, gazeteci, müfti, hacı hoca ajanların hepsi bundan haber veriyor. Şu an cemaatler tir tir titriyor. Acaba biz onu iktidar yapamadık diye gelip paralarımıza, varlıklarımıza çöker mi diye bunu bu vesileyle hatırlatmış olayım. Hocam biraz önce tabi sorduğumda bu seçimi sadece boş tencere mi kaybettirdi diye siz hayır bunun da etkisi var ama diğer değişkenlerden de bahsetmiştiniz. Herhalde atlamamamız gereken önemli bir başlık da bu AKP'nin yüz kızartan Filistin'le ilgili iki yüzlülü. Hatta seçim öncesinde bizi seçin de Gazze'li yavrular sevinsinler filan diyorlardı canlı yayınlarda ama... İsrail'e tabi silah sevk etmeye de devam ettiler kaldı ki İsrail'le ticareti kesin diye eylem yapan yine kendilerinin tabiriyle söyleyelim hocam bu bizim tabirimiz değil başörtülü bacılarını e, ayaklar altına alarak gözaltına aldıranlar da yine kendileri oldu. Evet, doğru Turan Bey. Gerçekten bu bu tarihin en büyük cilvelerinden birisi. Tarihin intikamı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Sen evet. ümmetin umudu, Mekke'nin, Medine'nin, mazlum coğrafyalarının, Osmanlı bakiyesi yerlerin umudu diye kendini 20 sene sat. Halife olacak değil mi? Ümmetin başına geçecek değil mi? Şimdi yer gök inliyor. Yahu silah satmada şu gariban insanlar Ramazan günü öldürülmesin orada. Nasıl bir söz vermişse, nasıl bir angajman içine girmişse ümmetin lideri olarak gelip Siyonizm'in çocuğu olarak siyasi kariyerinin noktalama noktasına geldi. Şu kaderin cilvesine bakar mısınız Doğram Bey? Bu Erdoğan için bile fazla bir şey biliyor musunuz? Onun için bile fazla bir son. Onun için bile çok acı bir akıbet yani. Enteresan. Şimdi Türkiye'nin bir dış ticaret bakanı var, eski müsiyadın eski başkanı Ömer Bolat, çakma profesör. Bu adam canlı yayına çıkmış, diyor ki özel şirketler yapıyor, ne yapabiliriz ki onlara? Biz onları engelleyemeyiz. Devletin bir hiçbir kurumu yok. Bunu derken ortaya çıkardılar ki varlık fonuna devredilmiş eti maden borham maddesini silahlarda kullanılan maddeleri bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki kamu kurumları üzerinden en tehlikelisi gönderiliyor. Gazeteci de... hocam Metin Cihan belgesini de paylaştı. Ee, başarılı bir süreç yönetti gazeteci arkadaşımız. Ee, tebrik etmek gerekiyor adını anmak istedim. Evet gerçekten de öyle. Şimdi dolayısıyla ortaya çıktı bu e, demek ki bunlar Turan Bey enteresan bak milletimize ne kadar kolay yalan söylüyorlar mı? Şunun ürkütmesi lazım bizi. Devleti yöneten insanın sana verdiği istatistik bilgisi yalan. Dış ilişkilerde hatırlıyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan devletimizi ilgilendiren en kritik konularda devletin yeminli tercümanlarını yanına almadan... Merve Kavakçı'nın 20 yaşındaki kızıyla herkesten yalıtılmış yerde Amerikan devlet başkanıyla pazarlığa girdi. Bu bu bir ihanettir. Bu bir suçtur. Dolayısıyla bu adamlar milletimize söyledikleri yalanlar, yaptıkları ihanetler tam şekliyle ne zaman acaba ortaya çıkacaktır? Ortaya çıktığında eyvahlar olsun biz ne durumdayız diyecek miyiz acaba? Bunları bilemiyoruz dolayısıyla e, Turan Bey e, maalesef e, e, şu, biz e, tabii ki şöyle bir şey yaşadık onu kabul edelim. Yani geçen hafta biliyorsunuz bir tartışma yaptık programımızda. Onun adı da şuydu. Yahu Kemalist laikler ekonomiyi kötü yönetip de kriz olunca gidiyorlardı. Halkımız buna bakıyordu. Şimdi konu Recep Tayyip Erdoğan olunca dış düşmanlar Mekke, Medine bilmem ne bilmem ne Osmanlı, Abdülhamit'in ruhu bilmem ne halkımız bunları töler etti. Ettikçe etti, ettikçe etti iş uzadı. Fakat geçen e, programı da şöyle bitirmiştik. Firavun düşüyor artık ve zulmünü artıracak. Enteresan Allah söyletmiş herhalde. Firavun'un düşüşü bir gün sonra başladı programdan sonra. Fakat enteresandır Turan Bey bakın şu benim kaderime hepimizin kaderine bakın. Şimdi bu adam icazet almak için ilk ziyaret ettiği yer nereydi? Gazze kasabı olarak bilinen Ariel Sharon'u ziyaret etti. Ariel Sharon bunu İsrail'in kadim başkenti Kudüs'e hoş geldin diyerek karşıladı. Sırıtarak Burası sizin nereden başkentiniz oluyor? Tel Aviv'dir sizin başkentiniz. Ben tanımam bunu. Bakın gidiyorum demesi gerekirken hoş bulduk dedi sırıtarak, eline Siyon yıldızını alarak. Para için arkadaşlarıyla ilk gittiği yer George Soros Soros Turan Bey. Gitti sermaye bulalım diye George Soros'a gitti. Sonra da bunlar George Sorosçu diye milleti suçlamaya başladı. Kendi ilk icazetini ondan aldı. Kudüs'ü başkent yapılınca ilk tanıyan ülke oldu. Kudüs'te namaz kılma heyecanım vardı diye ya, açıklama yaptı e, bırakın tanımayı. E, Turan Bey bağlı olduğu motorite papaz elbisesi giy derse giyer gidip görevimi yaparım diyen bu adamdı. Bu da bir şey işe yaramadı. Eş başkanı olduğum BOP'ta Diyarbakır'a da önemli görevler düşüyor tam da Amerikalıların da istediği gibi biz bölgede İsrail'in etkisinin artırılmasını hatta ülkemin bir kısım topraklarının verilmesi de makuldur diyen adamdır bu. Yahu şu listeler 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 hiç bir hepsi açığa çıktı. Hepsini kendi itiraf etti ve yaprak yerinden kıpırdamadı. Adam dedi ki anamın üzerinde görsem orospu anandır. Ebris çıktı dedi ki bu öyle büyük bir adamdır ki Hazreti Muhammed gelip parti kursa Muhammed'e değil buna rey veririz dedi. Enteresan bir şeyler oldu. Ben o ülkenin gariban bir çocuğuyum. Bütün gönlümü emeğimi o ülkeye vermişim. Şu adam değil ben teröristim iyi mi? O adam ülkesini kaybetmemiş ben kaybetmişim iyi mi? Ama anlaşılan o ki Turan Bey... Bu devran dönüyor. Ben hatırlıyorum 2014 yılında Hüsnü'nde bir Filistinli ile tanışmıştım Turan Bey. Konu açıldı. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdim. Yani o bir, o, o, propaganda ile gerçekler farklıdır diye. Neredeyse dövecekti beni Turan Bey. Neredeyse Recep Tayyip Erdoğan'ı sen nasıl eleştirirsin diye. Baktım ki öyle cahil ki, öyle bir Orta Doğu karanlığı için ki anlamıyor. Dedim ki sana sadece bir örnek vereceğim. İsrailliler Türkiye'ye vizesiz gelir. Ama sen Filistinlisin, sen vize de alamazsın, gelemezsin de. Çıldırdı. Dedim ki çıldırma. Aha şimdi internet açıyorum, gösteriyorum sana. Onu açıp göstermeseydim sen yalan söylüyorsun diye yine kızacaktı bana, iyi mi? 2014'ü yana bırakalım. Geldim 2017'nin başında Almanya'ya Turan Bey. Bir rahatsızlıktan dolayı Suriye'den kaçıp Almanya'ya sığınmış bir Suriyeli doktor. Ekonomi profesörüyüm, üniversitedeyim dedim. Türk'üm, ekonomi profesörüyüm, üniversitedeyim dedim. Bana ilk cümlesi dedi ki, siz de Erdoğan'ın kıymetini anlayamadınız. Büyük bir adam dedi. Ülkeleriniz şaha kalkmış gidiyor. Yahu dedim bak dedim sen dedim e bilmem ne doktorusun kontrolü gelmişim. Ben sana o bölgelerin uzmanlığını yapmıyorum. Bak doktorsun diye sana gelmişim. Ama ben ekonomi profesörüyüm ve Türk'üm. Ne olur Türkiye ekonomisini bari bana anlatma da benden öğren. Yok dedi. Siz dedi Haksızlık yapıyorsunuz dedi. Şimdi enteresan milletimizdeki bu damar ve Arap coğrafyasındaki bu cehalet damarı... ...bu heyecana kapılan, gaza gelen, kim çok böğürürse ondan etkilenen bu şey... ...maalesef 20 senemizi aşağı yukarı en azından 10 senemizi yedi Turan Bey. Ama şimdi öyle gözüküyor ki yeniden Türk Lavrens, Türk Lavrensi Erdoğan deşifre edildi. Erdoğan bizim takımın formasını giymiş... En kritik dakikalarda bizim kalemize gol atan bir adam. Benim İsrail ile ilgili bir sorunum yok. Benim Musevilerle ilgili bir sorunum yok. Benim e, hiçbir şekilde antipatim yok. İsrail Devleti'nin özgürlüğüne, bağımsızlığına da hiçbir eleştirim elbette ki yok. Birleşmiş Milletler kuralları dahilinde. Ama maalesef Türk Lavrens Erdoğan maalesef gerçekten bize ümmetin adam olduğunu yutturarak şimdi de şifre oldu ki gerçekten de siyonizm hizmet ediyormuş milletimizin bir an önce kurtulmasını talep ederim hocam şimdi ekonomiye geçeceğiz ama şu e, yurt dışındaki göçmüş kaçmış kendi diktatörlerinden göçmüş kaçmış gelenlere siz tabi güzel güzel e, anlatmaya çalışıyorsunuz ben burada bir suyeliyle e, diyalog benzer bir diyalog olmuştu Erdoğan'ı övmeye kalkınca demiştim ki Erdoğan'ı översen sana Esad'ı överim. Ee, bir de eline sağlık derim. Siz de Esad'ın kıymetini bilemediniz. Ee, teröristsiniz derim dedim. Süper. Oo ee, sana sen dedim benimkini övme dedim. Ben de seninkini övmeyeyim. Bu konuyu kapatalım dedim. Tek kelime edememişti. Oo harika. Çok ders olsun bana da. Çok güzel bir yaklaşım tarzı. Tabii de ben de aynısını söylemiştim. Esad on numara. Ülkesi muhteşem. Siz şeysiniz, ihanet ediyorsunuz, hainsiniz dedim. Hadi dedim bana şimdi Erdoğan'ı istersen bana anlat dedim. Böyle tek kelime edememişti. Tamam. Bunu da ben eklemek istedim. Hocam ekonomiyle şöyle ekonomi gündemine de hızlıca isterseniz tamam. bakalım. E, dövizde tabii merak ediyoruz istikamet nereye diye. Çünkü seçim öncesinin de aslında gündemiydi. Son bir haftadır da haliyle seçimi e, konuştuğumuz için biraz böyle ikinci plana attık onu. İktidar e, seçim öncesinde de tabi baskılamaya çalışıyordu. Şöyle bir patlamasın fırlamasın da bizi sandığa gömmesinler diye ama yine de sandığa gömdüler. Bundan sonra ne olacak? Şimdi Turan Bey e, şimdi e, gerçekten e, döviz artacak mı düşecek mi diye bir tartışma çok e, alevlendi. E, e, maalesef e, çok şaşırdığım e, işini iyi bilen iktisatçılar bir propaganda sürecinden geçiyorlar. Döviz düşecek, boşuna döviz alıyorsunuz diye. Hmm. Bu insanlar bu bilgi bilgileriyle orantılı konuşmuyorlar. Ben açık söyleyeyim, hepsini kastetmem ama bunlara Recep Tayyip Erdoğan'ın para gücü ulaşmış durumda. Çok üzgünüm. Türkiye insanının böyle bir karakteristik durumu var. Hepsi değil ama bazıları maalesef bir anda konum değiştirdi. Halbuki şöyle diyorum onlara. Seçimden önce bu döviz niye düşmüyordu da şimdi ne değişti ki düşecek diyorsunuz. Bana değişecek olan şeyleri anlatın. Hı hı. Buna saygım var. Bana deyin ki bakın MF ile anlaşma yapıyor ki yaparsa biz de bunu konuştuk. IMF ile anlaşma yapılsa, belirsizlikler giderirse, hukuka dönülse, 100 milyar dolar ve üzerinde bir para gelse elbette ki ortam rahatlamaz mı? Tabii ki rahatlar değil mi? Ama sen bana ne olacak da döviz düşecek bir şey diyemiyorsun. Düşecek diyorsun. Falcı mısın? Ekonomist sen bana gerekçeni söyle. Bir gerekçe yok. Seçimden önce bir ayda 30 milyar dolar satmışlar Faizi de bir tek de 5 puan artırmışlar ki o döviz patlayıp gitmesin. Sen bir gün sonra diyorsun ki bu döviz düşecek. Daha başka bir şey söyleyeyim Turan Bey. Döviz seçim sonrasındaki bir takım bu bakın bu korkutmalar nedeniyle bir takım insanlar dövizden öteye beriye kaymaya başladı Turan Bey. Merkez Bankası hemen döviz almaya başladı dövizin düşüşünü engellemek için. Bakın ibretlik bir şey. Şimdi bu adamlar bir kere bunu derken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası o döviz düşmesin diye derhal devreye girdi. O zaman altın bir kuralı söylüyorum şu an. Demek ki dövizin düşmesi mümkün değil. Dövizin düşmesini isteyen yok çünkü. Allah kulu Türkiye'de dövizin düşmesini istemiyor. Tam tersi düşme. Niye oran Bey? İhracatçılar yine feryat ettiler. Diyorlar ki acilen, derhal, behemhal 40 liradan döviz istiyoruz diyorlar. Yoksa ihracat mı ihracat durdu kapatıyoruz diyorlar. Biz iç piyasa durgun içeriye satamayız. Dışarıya satacağız. Rekabet gücümüz kaybolmuş. Asgari ücret artışı, fiyat artışı, ham madde artışı o bu derken biz destek lazım. E şimdi şöyle bir şey olamayacağına göre e ihracatçı kardeşim biz senin için 1 dolar eşittir 40 TL'den hesap yapacağız. Sen farkı bizden alacaksın kardeşim. Devlet olarak sana vereceğiz. Hı hı. Sen böylece fiyatını yabancılara oradan vereceksin. E, e, halka ne? Halka piyasada döviz neyse o. Bu Türkiye'nin hayatta yapamayacağı bir yanlış. Asla yapmaması gereken bir yanlış. E, o zaman adamına göre farklı bir döviz çoklu döviz kuru uygulanmayacağına göre o zaman Türkiye'de Merkez Bankası dahil olmak üzere herkes dövizin bu seviyeden yukarıda bir yerde olması gerektiğine inanıyor. Bunu istiyor ve bu olacak. Ha yukarısı nere gider? Onu bilmemiz mümkün değil çünkü IMF programı gerekiyor. IMF programı olacak mı? E Turan Bey şu seçimi kaybetme pahasına Siyonizmin işbirlikçisi konumuna düşme pahasına, sokaklarda türbanlı çocuklarını üzerine tepinme pahasına neye sustular? Bunun için sustular Turan Bey. Para lazım. Arap efendilerinden gelmedi. Rus efendilerinden gelmedi. Çinli efendilerinden gel. Doğu Türkistan'ı sattılar gelmedi. Putin'in önüne yattılar gelmedi. Arap efendilerinin eteklerini sevdiler gelmedi. Yabancı sermaye bu yapının içine az önce söylemiştik gelip zaten girmiyor. Onun için komitment lazım. Belirsizlikleri, güven erozyonunu ortadan kaldıracak bir IMF anlaşmasıyla kendini bağlaman lazım. Hukuka dönüyorum, pazar ekonomisine dönüyorum. Saraydan faiz belirlemeyeceğim, saraydan döviz belirlemeyeceğim, parayı toprağa gömmeyeceğim, yandaşlarıma adrese teslim ihale yapmayacağım. Bunları vermek zorundasın. Onun için o büyük parayı ancak böyle alırsın. Bir de Çin Rusya ekseninden çıkıp Orta Doğu'da BOP, İsrail Amerika eksenine girmen lazım. O yüzden bu lal olmuş bunların dilli. O yüzden şeytan olmuşlar. O yüzden vicdanları susmuş. O yüzden dilleri suçmuş. O yüzden kulakları kör olmuş. O yüzden sağır olmuş kulakları gözleri kör olmuş. Dolayısıyla IMF anlaşması için bunlar haftaya mı ne gidiyor zaten. Dolayısıyla bu parayı alabilir miyim diye gidecek. Ark yatırımcı dostları uyarayım. Biz bu bu bize açık açık söylenmeden olup olmadığını bilmeyiz. Ama maalesef el altından AKP çetelerine bu bilgileri veriyorlar. Diyorlar ki kardeşim şu banka satılacak, şu kurum satılacak, IMF ile anlaşma yapıldı ve böylece insider trading dediğimiz spekülatif işlemler yaptırıyorlar. Bakıyorsun Küt diye bir banka hisseleri zirve yapıyor. Bunları Türkiye yargıçları seyrediyor. Sana gel halkımızın tümüne verilmeyen bilgi AKP çetelerine veriliyor. Onun için bakıyorsun borsa bir gün 8 bin bandına düşmüş. Bir gün bakıyorsun 9 bin bandına 9 bin 500 bandına çıkmış. Oynaklıklar had safhada ve bunların hepsi suç. Dolayısıyla Dövizle ilgili görüşüm bu. Döviz buradan aşağı gidemez. Gitmesini kimse istemiyor. Herkes yukarı gitmesini istiyor. Yukarı ne kadar gider o bir IMF anlaşmasına bağlı. Onu da göreceğiz, bakacağız. Ha 2025'te ortam toparlanabilir. Erdoğan uyar mı? Halka bu kadar acı, nasıl çektirttirecek? Halkın buna tepkisi nasıl olacak? Bunları bilmiyoruz Turan Bey. Bunları ancak yapıp ettiğinde anlayacağız. Dolayısıyla IMF programı ile ilgili de bu vesileyle görüşlerimi aşağı yukarı söylemiş oldum Turan Bey. Peki hocam şimdi bir saati de e, geride bıraktık ama ben yine önemli bir soru sormak istiyorum onu atlamayayım çünkü siz 2008 krizinde Erdoğan'a danışmanlık yaptınız bildiğim kadarıyla ve ekonominin çok hızla rayına girdiğini ifade etmiştiniz yine bir programda e, bugün. Yine böyle bir fırsatınız olsa ve danışmanlık yapacak olsanız ona nasıl bir yol haritası çizerdiniz? Şimdi Turan Bey 2008 e, sonunda 2009'un başında dünyanın yaşadığı o büyük ekonomik buhran Hı -hı. krizde e, ben Erdoğan'a Erdoğan'dan şu isteniyordu o zaman. E, bir IMF anlaşması muhakkak yap. IMF'den o dönemin ihtiyaçlarına göre bir 50-60 milyar dolar kadar bir para al. Bu bankalara, özel bankalara girecek. O bankalardan da büyük e, e, şirketlere kredi olarak verilecek. Zaten birçok büyük holdingin bankası da var. Dolayısıyla para bankaya geldiğinde otomatikman o parayı kendi holdingi için kullandırıyor. Buna biz back to back kredi diyoruz. Aslında normalde yasak bu. Ama Türkiye'nin bankacılık sistemi ve holding sistemi maalesef demokrasi ve hukuku tehdit edecek şekilde aynı grubun medyası var. Aynı grubun bankası var, aynı grubun holdingi var. Recep Tayyip Erdoğan bunu yıkacaktı diye bize söz verip gelmişti. Ben bu yapıyı devralacağım, bu yapı benim olacak diye söz vermemişti. Allah belasını versin. O yapı devam ediyor şimdi. Şimdi o zaman da bunu istemişlerdi. Ben de Erdoğan'a gidip demiştim ki sakın bu böyle bir mimariye dayalı çok kısaca söylüyorum bir anlaşma yapma. IMF'den böyle bir parayı alıp bankalar üzerinden bu, bu kurumlara e, ödeyip milleti borçlandırıp KOBİ'leri, küçük ve orta gelirli e, şirketleri, işsiz kalanları e, e, ihmal etme. Tam tersi sen bu dönemde biraz borçlan, e, biraz içeriden, biraz dışarıdan borç al, IMF'den bu kaynağı alma çünkü şart koşacaklar e, ve bu kaynakları sen KOBİ'lere kullandır reel sektör şirketlerine kullandır, üretim yapan şirketlere kullandır ve istihdam yaratan istihdam kayıplarını ve gelir kayıplarında halka sahip çık burada. En kırılgan tabana dönsen. Büyükle yani kısaca büyükleri bırak kendi başlarının çaresine baksınlar. Onlar her zaman kredi alıyorlar. Onlar tarihin her koşullarında gidiyorlar. Uluslararası e, pazarlardan sendikasyon kredisi şu alıyorlar. Sen en kırılgan halka yönel. Tabi detaylandırdım. Bunu da ikna ettim ve bu programı uyguladı. Turan Bey ekonomik kriz Türkiye'yi sert etkilemişti. Birçok ülkeyi olduğu gibi. Ama Türkiye o krizden açık ara en hızlı en kısa sürede ve en yüksek büyüme oranlarını yüzde on dörtlere varan oranda bir büyümeyle bir çeyrek bazında çıkmıştı. Ve o dönemde herkes evet Türkiye sert küçüldü daraldı ama aynı hızla ve çok sert bir şekilde de krizden çıktı olmuştu. İşte onun teşekkürünü o zaman bana ödül ödül yılın ekonomisti ödülünü vererek göstermişti teşekkürünü. O yüzdendir ki 2014 yılında ben Amerika'dayken yine aradı beni. Dedi ki ya dedi ortalık karışıyor. Aslında biz seni seviyoruz. Sen bizim yanımızda yer almalısın. Sen başkalarının yanında yer almamalısın. Ben kovdum tabii. Dedim ki ben seninle işbirliği yapan bir bilim adamı konumunda hayatta olamam dedim. Ben seni böyle bilmiyordum. Düzgün işler yaparken yanındaydım. Yanlış işler yapıyorsun yanında değilim ve olmam dedim. O, zaman, o gün ben terörist oldum. Yani 2014 yılında beni terörist olarak kafasına yazdı. Aynı dakika içinde evet desem kahramanı oluyorum. Ödül alacak bilim adamı oluyorum. Hayır dediğimde. Küfredilen, terörist ilan edilen bir adam olduk bu e, İsrail uşağının. Şimdi Turan Bey e, hal e, böyle olunca, şimdi bugün siz bu soruyu sordunuz. Bugünkü durum çok farklı Turan Bey. Türkiye çoklu bir kriz içerisinde. Türkiye yara bere içerisinde. Türkiye'nin sorunu sadece para değil. Türkiye'nin kurumları çökmüş, onlarca yılda inşa edilen kurumsal hafızalar yok edildi, kadrolar yok edildi, kurallar darmadağın edildi. Beşeri sermaye çantasını aldı, topladı, yetişmiş insanlar ülkeyi terk etti. Bunları bir daha geri getirmek neredeyse imkansız, can hıraş kaçmış gitmişler. Bir daha böyle kötünün olmayacağına insanları nasıl ikna edeceksiniz? Bu bitti bir daha olmayacak. 15 senede bir milletin malına mülküne çökülen bir ülke. Toplumsal barışı bozulmuş. arz ve talep mekanizması çökmüş. Malın değeri, malın değerinin oluşma süreci her şey yok olmuş. O kadar uzun süre, o kadar Kollektif bir aşkla, tutkuyla, bilimle, bilgiyle gram gram düzeltilmesi lazım ki proje çok büyük, iş çok büyük. Şu an benim Erdoğan'a ekonomi odaklı bir şey söyleyerek sonuç alma imkanımız kalmadı. Bunun bir kere en büyük sorun bizatihi şahsı olduğu için beni buna danışmanlık yapma imkanım olsa şimdi ona derdim ki şu milletin düş yakasından sal bu milleti kardeşim. Sal bu milleti ölüyorsun, geberiyorsun, 70 yaşına gelmişsin. Beynin çalışmıyor, aklın çalışmıyor, ahlakın zaten hiç yoktu. Düş şu milletin yakasından da ha millette umut olsun şimdi yeni bir şeyler düşünebiliriz diye. Ondan sonra oturacağız hukukun üstünlüğü, anayasaya sadakat, anayasaya sadakat, hukukun üstünlüğüne sadakat tarikata, dine, imana bilmem neye bilmem neye. Bunlar hepsi senin işleri. Ne yapacaksan yap git. Uzağa git orada ne yapacaksan yap. Devletin dağını taşını tarikatlara bağlamışlar. Bilim adamlarını küstürmüşler, aşağılamışlar, horlamışlar. Nereden bir pencere açarsan karşına bir çember sakallı cahilin püskürttüğü vahim çöl bedevili fışkırıyor. Dördüncü sanayi devriminde, beşinci bilişim devrimi çağında. Dolayısıyla öyle böyle bir dönemden değiliz bir büyük bir proje olarak tabanından tavanına kadar Çatısına kadar, kolonlarına kadar bir evi yeniden planlamamız lazım. Belki de Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle söyleyelim o zaman. Cumhuriyet'imizi yeniden küllerinden inşa etmemiz gereken bir enkazın kenarında bulunuyoruz. Onun için İbrahim Öztürkler yetmez tüm toplumun omuz vermesi lazım. E, birlik, bütünlük, dirlik içerisinde e, can hıraş sarılmamız lazım. İşte şimdiki bu yerel seçimler zaferini bu dönemin hazırlığı olarak iyi değerlendirmemiz ve bu e, firanlar ordusundan, bu e, yağmacılar sürüsünden ülkemizi kurtarmamız lazım Kur Bey. Peki hocam ben her zaman olduğu gibi yine son sözlerinizi sormak istiyorum. Uran Bey çok kısaca şunu söyleyeyim. Bu seçimlerde evet. beni etkileyen unsurlardan birisi de CHP'nin kadınları oldu. Enteresan. Yani Üsküdar gibi, ben Üsküdar'da yaşardım. Üsküdar gibi bir yerde yani e, muazzam bir kadın var orada. E, Üsküdar halkı onu takdir etti ve seçti ama onlarca yerde e, CHP'yi takdir e, tebrik ederim. Gençleri, kadın erkek gençleri işe verdi sempatik halkla e, üslup sorunu olmayan, halkla sorunu olmayan bir nesli buldu, yerleştirdi. O ömrünü siyaset kariyeri yapan 5 seferlik, 6 seferlik adamların çoğunu tasfiye ettiler, gönderdiler. Onlar biraz e, mızmızlık yaptılar ama bu başarıyla, bu zaferle onlar da sustular artık. Ve çok sayıda kadını görevlendirdiler. Cesaretle yaptılar bunu. Çok tebrik ederim ve hepsi çok başarılı oldu. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi demek ki biz Türkiye'de yobazların kız çocuklarının niye okutulmasını istemediğini de buradan anlıyoruz. Bunlar bunları eve kapatıp toplumun yarısını teşkil eden kadınların enerjisini toplumumuzun hizmetinden almak ve ülkemizi çökertmek için bu ihanetin içinde bulunuyorlar. Kız çocuklarımızı okutmak Hayatın içine katmak ve ülkemizin parlak yarınları için e, kol kola, omuz omuza bir yürüyüşün içine katmak lazım. Geçenlerde TÜİK bir istatistik yayınladı Turan Bey. Burada da grafiği var. Eğitim seviyesinin kuşaklar arası aktarımı diye bir şey var. Annenin eğitim durumu ve babanın eğitim durumu. Bakın şimdi burada Ferdin, e, Ferdin eğitim durumu. Lise altı eğitimler, ikinci e, sütunda lise ve dengi okul eğitimi, üçüncü sütunda da diyelim ki yüksek öğretim eğitimi. Bakın e, annen, annesinin eğitim durumu yüksek eğitim olan, e, kırmızı bölge örneğin e, yüksek eğitim olan kişilerin gelecekte e, de yüksek eğitim okuması, gelecekte de e, parlak bir insan olması, başarılı olması ihtimali e diğerlerinden çok daha yüksek. Kimin kiminki? Annesinin eğitim durumu Turan Bey lise 6 durumda ve annesi eğitim alamamış durumda. Muhtemelen onun çocuğu da eğitim alamaz duruma düşüyor. Bunu Türkiye'de de anketle TÜİK belirlemiş. Bu da işte dezavantajların kuşaklar arası aktarımı adını vermiş. O kadar önemli ki. Yani ben kendi ailemden biliyorum. 9 kardeşiz. Bir tek ben liseye ve devamına devam ettim. Ben zekiysem kardeşlerim de zekiydi. Ama işte ailenin okuyamamışlığı, eğitimden uzak kalmışlığı bir kader olarak gelip bana da vurdu. Ve ben devamında biliyorum. Ben dokuz kardeşim de kardeşlerimin her birinde var dört tane beş tane çocuğu. Ordu gibi çoğalıyor farkında mısınız? Ve ben onların durumunu biliyorum. O dezavantajların kuşaklar arası aktarılması durumu o nesilde de devam ediyor. İç karartıcı bir şey. Yani benim annemle babamla daha gerisine gitmeye gerek yok. Sadece benim annemle babamla başlayan bir hikaye 9 çocuğa yayılıyor. 9 çocuktan 5 ile ortalamaya çapsan 5-9'un 45, 45 kişiye gidiyor. Dallana budaklana bir talihsizlik zinciri istisnalar dışında bir daha kırılamıyor. Milletimizin bunu kırması lazım. Onun için de ülkemizin bu tarikatlardan kurtarılması lazım. İmam hatipler tasallutundan kurtarılması lazım. Kur'an kursları tasallutundan kurtarılması lazım. Türkiye'nin örgün ve yaygın eğitimini çağın gerekleriyle uygun bir müfredatla bir eğitim öğretimle yeni eğitim ordusuyla donanımı yüksek öğretmenlerle yaşı geçmişleri tasfiye ederek yetersizleri tasfiye ederek kuyrukta öğretmen olmayı aşla heyecanla bekleyen donanımı yüksek öğretmenleri işe alarak bu nesiller arası dezavantajlı aktarım mekanizmasını kırmamız lazım. Bu CHP'nin aydınlık yüzlü hanımefendi terbiyeli eğitilmiş idealist hanımları gibi hanımları çocuklarımızı yurdumuzun her yerine, her sektörüne, her alanına can hıraş bir şekilde taşımalıyız. Zaten yaşlanıyoruz. Zaten toplumumuzun yarısı erkek. Zaten beşeri sermayemiz çok zayıf. Bir de onları topluca katletme kültüründen vazgeçmemiz lazım. Bu anlamda da CHP'li belediyelerin geldiği yerlerde kreş açmaları, yurtlar açmaları öğrencilere burs vermeleri, annelere yardım vermeleri, anneleri çeşitli eğitim modelleriyle kurslara davet etmeleri gibi şeyleri çok önemsiyorum. Yapıyorlar bunları daha bilinçli, daha yüksek düzeyde yapmak ve çocukların annelerine de eğitmek üzere ulaşmamız gerekmektedir. Onların da farkındalığını, imkanlarını artırmamız gerekmektedir. Hocam teşekkür ediyorum. Bu güzel mesajlarınızla programı kapatmış olalım. Ağzınıza sağlık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet haftaya bir başka gerçek ekonomi programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk ile bu ekranlarda Moonstar TV ekranlarında karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.